Efendim, şimdi burada kimle karşılaştık? Rehberlik yapan küçük bir arkadaşım var, Nurullah. Nurullah bize buranın tarihinden bahsedecek. Evet, Nurullah, anlat bakalım. Öncelikle siz Malabadi'ye hoş geldiniz. Başım gözüm üstüne geldiniz. Malabadi derinime akar sular durur. Fatma ile Badi birbirine aşık olur. Fatma'nın hayat aşıda aklım. Tekrar bu olur. Bari Paşa diyor ki, kalkan burada bir köprü yapalım. Artık insanlar ölmesinler. Burada gele girin, sevgilerine kavuşsunlar. Malabar'ın derinliği 39 metre yüksekliği var. 1,5 metre kemeri var. 150 metre uzunluğu var. 7 metre 5 santim genişliği var. Aynı zamanda iki tane oda var. Bu odalardan da 40 iyi sabilir. Eskiden krala gelip konaklıyordu. 1147 yılında yapılmış. 872 yaşında. Şimdi bakmayın, Batman aracı olduğu için suyun kapasitesi neyse ona göre su geliyordu. Eskiden buralar sal alıp götürüyordu. O kadar tehlike gelişmiş. İlerlemiş. Basra kadar. Yine böyle bir köprü yapamazlar. İmkanı yok. İtiz, Ondu, Batman, Girik, Fortu, Kilometre. İstence artıydı. Vantazırı, Manandırı. 47, Malabadi Bridge. Malabadi Köprüsü. Malabadi Köprüsü. Orada başladı bitti. Şu garibin öyküsü. Aşk kuruna her gün o köprüye giderdik. Zirtin dağlarında uçan kuşu bulurduk. Fatma'yı okşadıkça kalbi sıkın bulurduk. Of, garibim of. Of, garibim of. Karalıktı şeydeydi, Fatma'nın babasından. Yine bir seher vakti pusu kurdu köprüye. Zaman çalar patladı. Sevgililer susmuştur. Malabadi köprüsü aşka mezar olmuştur. Oo, garibim o. Oo, garibim o. Ya da başım gözüm üstüne geliyor. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diline sağlık. Nurullah, tekrar teşekkür ediyorum kardeşim. Diline sağlık. İngilizce de söyledin, Kürtçe de söyledin, değil mi? Aynı zamanda herhalde. Sadece İngilizce mi söyledin? İngilizce bir de Türkçe. Ha, İngilizce ile Türkçe söyledin. Aferin. Evet. Turist çok fazla geliyor mu? Vallahi abi geliyorlar. Biz de diyoruz anlatalım diyor. Zaten bilmiyorlar diyor, biz biliyoruz. Öyle mi? Evet. He, çok güzel. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Hoşça kal. Teşekkürler. Arkadaşlar, köprünün ayağından bir tanesindeyiz. Ayağının bir tanesi o da. Burada da Mehmet arkadaşım var. Mehmet arkadaşım hem bu odadan hem de köprünün tarihinden bahsedecek bize. Mehmet kardeşim merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Mehmet ne soy ismin? Erdal. Efendim? Erdal. Erdal. Kaça gidiyorsun Mehmet? Lise 1. Lise 1'e gidiyorsun. Nasıl dersler? Valla çok iyi. Çok iyi. İyi bakalım. Hadi bize bildiklerini, öğrendiklerini anlat bakalım. Eskiden bu köprü yokken bir adam bir kıza aşık olmuş. Kızın adı Fatma, erkeğin ise Badi. Bir gün suyun kenarına gelmişler. Fatma'nın ayağı bir taşa takılıp suya düşüp boğulmuş. Badi kendini suya atmış. Onu aramış aramış bulamamış. Kendi canı ise zor kurtarmış. Gitmiş Artuklar Padişah'ın yanına. Demiş gel burada bir köprü yapalım. İnsanlar gelip geçsinler, sevdiklerine kavuşsunlar diye. Padişah ve askerleri bu köprünün yarısını yapmış ve yarısını yapamamış. Gitmiş Badi'nin yanına. Demiş sen bu köprünün diğer yarısını yaparsan benim sağ kolumu kesersin. Eğer yapmazsan ben sevgini keserim. Badi yapmış, padişahın sağ kolunu kesmiş. Mala, Kürtçe ev demek. Badi de bu köprünün yarısını yapan kişi. Teşekkür ediyorum. Peki kaç yılında yapılmış bu köprü? 1147 yılında yapılmış, 862 yaşında. 862 yaşında. Kimler yaptırmış peki burayı? Artuklar ve Badi yapmış. Artuklular ve Badi. Badi. Yarısını Badi yapmış, yarısını Artuklu diyor. Artuklular yapmış. Evet. Çok güzel. Peki, teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğin var mı köprüyle alakalı bir şey? Valla benim bildiğim budur. Budur. Tamamdır. Mehmet'im teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Tamam bakalım.